Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Öncelikle sizin gibi kıymetli kardeşlerimin beni dinlemesi gibi, yani insanı sevindirici bir halin içinde bulunmak beni hem utandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Şimdi ben kısa anlatacağım. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un hikayesini bildiğiniz gibi bunu tazeleyip biraz neşelenme gayreti içine gireceğim. Siz de bununla neşelenirseniz güzel bir hava olur diye düşünüyorum. Firavun rüyasında görmüş olduğu rüyayı alimlerini çağırarak bunu tefsir etmelerini, tabir etmelerini ister. Alimlerinden bir tanesi, efendim bu görmüş olduğunuz rüyaya göre tacınız, tahtınız yeni doğmuş bir çocuğun elinde son bulacak demesiyle Firavun'u bir heyecan kaplar ve hemen hüküm verir. Derhal yeni doğan bütün çocukları idam edin. O sırada Firavun, Musa Aleyhisselam'ın validesi çocuğu saklamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Yalnız çocuğun doğum sırası geldiğinde ağlamasından ve sesinin duyulmasından korkar. Neyse, gizli, tenha bir yerde çocuğu dünyaya getirir. O sırada Rabbül Alemin validemize ilham yoluyla vahyeder. Çocuğun bir sepete koyulmasını ve sepetin katranlanmasını ister. Tabi burada ilahi tecelliyle ve Musa Aleyhisselam'ın validesinin kalbine verdiği sabırla yapar bunu. Yani cebren bir sabır indirir kalbine. Bir taraftan vicdanı ve aklı kabul etmez. Bir taraftan da burada isteğinin dışında otomatikman bir teslimiyet gösterir. Ve sepeti katranlar, Musa Aleyhisselam'ı içine koyar ve denize salıverir. Ancak mantık olarak baktığın zaman böyle bir şeyi bir annenin yapması mümkün bile değil. Yani söz konusu bile değil. Yani akıl asla bu sahayı mümkün değil şey yapamaz. Yani idrak edemez. Ya burada resmen ilahi bir kuvvetin, bir tecellinin validemizde tecelli ettiğini gösteriyor. Koyar. Deniz ileriden bir tarafı okyanusa açılıyor. Bir kolda Firavun'un sarayına gidiyor. Çocuk tabi oradan Hak Teala'nın izniyle, tecellisiyle Firavun'un sarayına doğru gidiyor. Neyse. Şeyin de çocuğu olmadığı için Firavun'un, çünkü Asiye validemizle evliydi galiba Firavun. Yanlış hatırlamıyorsam isim olarak. Hak Teala Hazretleri Firavun'la Asiye validemizin her birleşme anındaki Asiye validemiz iman ehli biriydi. Rabbül Alemin Hazretleri Asiye validemizin suretinde bir cin gönderiyordu Firavun'a. Firavun onunla birlikte olduğunu zannediyordu. Bir cinle birlikte oluyordu. Bu da işin ayrı bir tarafı. Derin bir İslam aleminden şey veriyorum. Bu konuyu söylüyorum. Adını da söyleyeyim. Ahmedi Bican, Muhammed Bican Hazretleri'nin Muhammediye isimli eserinden gelen bir bilgi bu. Sonra çocuğu kadınlar denizin kenarına işte vuran, sarayın kenarına vuran sepeti görünce içinde Musa Aleyhisselam'ı görüyorlar. Ay gibi parlıyor. Aman Allah'ım ne güzel çocuk. Zaten benim çocuğum da olmuyordu diyerek çocuğu alıyor. Firavun o sırada tabi doğanları kestiriyor. Bu sefer diyor ki bunu da keseceğim diyor. Validemiz diyor ki ya sen ne manyak adamsın, deli misin, nesin sen, küçücük çocuktan intikam alıyorsun, bir saçma rüya gördün, yapıştın çocukların yakasını, onu kestin bunu kestin, nedir seninle uğraştığımız, zaten benim çocuğum da olmuyor, vermem diyor bu çocuk, bu çocuk diyor bizim olacak, biz diyor bunu büyüteceğiz. İyi peki diyor, neyse bir süre sonra çocuk yavaş yavaş büyüyor, günler, haftalar, ayları kovalarken, tabi Firavun da arada bir şimdi söylüyor bunu keselim diyor, öldürelim diyor, tacımız tahtımız bunların birinin elinde son bulacak, bu korkuyla yaşıyor. O sırada Firavun gene de çocuğa karşı olan muhabbetini kalbinde gizliyor, gene de tutamayarak onu alıp seviyor. Ama her sevdiğinde çocuk Musa Aleyhisselam bunun yüzünü sakalını yoluyor.
En son öyle bir hale geliyor ki ben diyor bu çocuktan şüpheleniyorum. Ya sana geliyor bir şey yok. Bana öbürüne gidiyor bir şey yok. Bu ikide birde geliyor benim sakalımı yoluyor, yüzümü yoluyor. Neredeyse dövecek beni. Ben diyor bunu imtihan edeceğim. Validemiz diyor ki ya ne manyak adamsın sen diyor. Bir yaşındaki çocuğun sen neyini imtihan edeceksin? Hasta mısın sen? Olmaz diyor imtihan edeceğim. Bir tarafa ateşi koyduğunu, bir tarafa da nimeti koyduğunu söylüyor mübarek zat. Musa aleyhisselam elini nimete götürüyor. Nimete götürürken Cebrail aleyhisselam elini çekip ateşe sokuyor. Ateşe sokunca çocuk elini çekiyor, diline koyuyor. Diline koyması da büyüklerimiz öyle derler. Bu hani elini ateşe değdirdiğinde uf yapman oradan gelme olduğunu söylerler. Bu Musa aleyhisselamın günümüze ve kıyamete kadar olacak olan yansımasıdır. Hayatının bir kesitidir. Sonra tamam diyor bu çocuk bizden diyor derken çocuk büyüyor tabii sağlam 17-18 yaşlarına geliyor. Bir gün bu Kıptilerden Firavun'un silsilesinin grubuna Kıpti derlermiş. O zümreden bunlar Kıptiler diye geçiyor. Kıptilerden bir tanesi kitap ehli bulunan bir arkadaş, imana yakın olan bir arkadaşla kavga ediyor Musa Aleyhisselam'ın arkadaşıyla. O da kuvvetli tabii o Kıpti. Bizim adamı şey yapacak, paralayacak çok kötü. Ya Musa yetiş diyor. Musa Aleyhisselam bir geliyor gidiyor bir tokat atıyor adama adam düşüyor ölüyor. Ondan sonra aradan bir iki gün geçiyor. Tabii Firavun bunu duyuyor akrabalarından biri bir tokatla öldürülmüş kimi öldürdü bilen yok eden yok. Olay çıkmıyor bir türlü ama harıl harıl alıyorlar şeyi suçluyu. Aradan birkaç gün geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın bu arkadaşı tekrar biriyle kavga ediyor. Gene tam dayak yiyeceği sırada işte şeyi görüyor. Musa Aleyhisselam'ı görüyor. Ya Musa yetiş diyor. Musa Aleyhisselam ya ne arsız adamsın ya seninle mi uğraşacağım ben kardeşim bir ona kavga edersin bir buna kavga edersin derken adama yürüyor dövmeye öbürünü. Bu da korkuyor. Eyvah diyor şimdi beni dövecek mi diyor. Ne o diyor geçen gün diyor adamı diyor dövdün öldürdün diyor bir tokat attın öldürdün. Beni de mi öldüreceksin deyince Kıpti duyuyor. Koşuyor saraya. Firavuna bunu haber veriyor. Diyor ki böyle böyle geçenki Kıpti'yi diyor senin akrabamızı diyor Musa öldürmüş diyor. Oo, ben onu anlamıştım zaten. Efendim Selim hemen yakalayın diyor. Onların içinden kitap ehli biri koşarak geliyor. Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben diyor inananlardan biriyim. Beni yakın bil ve derhal burayı terk et. İdamını verdiler seni arıyorlar. Musa Aleyhisselam vuruyor yollara günlerce gidiyor işte dere tepe demeden. Bir köye geliyor. Köyde bir de bakıyor ki insanlar su kuyruğuna girmişler. Su dolduruyorlar. Bir tarafta da bir kuyu daha var. O kuyunun üzerinde de büyük bir taş var. Onu kaldırmaya kudretleri yok. Az tepede de iki üç tane kız görüyor. Kızların yanına yaklaşıyor. Diyor ki siz ne bekliyorsunuz burada? Bunlar da diyorlar ki biz Ehli Beyt'teniz. Biz babamız bize erkeklerin arasına karışmamamızı emretti. Bu sebepten dolayı sıra bekleyenlerin dağılmasını ve öylelikle su alıp eve gideceğiz. Gelin benden diyor. Musa aleyhisselam geliyor. O kimsenin kaldıramadığı koca kayayı tutuyor, kaldırıyor, koyuyor kenara. Kızlar oradan suyunu alıyor. Evlerine gidiyorlar. Babaları Şuayb aleyhisselam, İslam alimleri onun 2000 küsür sene yaşadığını söyler. Ne o yoksa erkeklerin arasına mı karıştınız da bu kadar çabuk geldiniz diyerek sitem eder onlara. Yok babacığım böyle böyle bir yabancı geldi. Temiz de birine benziyordu. O sıra kalabalıktı kuyunun başı. Diğer kuyunun üstünde de taş vardı. Kudretleri yetmediği için oradan kimse su alamıyordu. Ama yabancı bize geldi. Ne bekliyorsunuz? Biz de anlattık ona. Geldi taşı kaldırdı. Bize su konusunda yardımcı oldu. Gidin bari adamı çağırın da dedi bir akşam yemeğiyle teşekkür edelim. Peki babacığım dediler. Geldiler Musa Aleyhisselam'ı buldular. Dediler ki ona efendim böyle böyle bizi babamız gönderdi. Sizin yapmış olduğunuz bu iyiliğe karşılık bir akşam yemeğiyle size teşekkür etmek istedi. Ki yani 3 gündür 4 gündür yollar da benim tabirimle açlıktan nefesimiz kokacak derecede aç.
O dedi, ben dedi karşılık görmek için dedi şey yapmadım dedik, yapmadım dedi o iyiliği. Olur mu öyle şey dedi. Gelmem dedi. Ama dedi babamız yaşlı, 2000 küsur yaşında. En azından hani onun gönlünü kırmamış oluruz deyince peki dedi. O sıra kızlar önden gidiyor. Musa aleyhisselam arkadan. Kızlara dedi ki siz dedi geçin arkaya. Bana dedi arkadan yolu tarif edin. Zira bir rüzgar vurur. Elbiseniz üstünüze yapışır. Şeytan beni size baktırır. Dedi onları arkaya aldı peygamber olmasına rağmen. Efendime söyleyeyim onlar arkadan yolu tarif ettiler. Geldiler Şuayb aleyhisselama. Ve Esa Karani Hazretlerinin bir sözü var. Dost, dostun kokusunu almalı diye. İki peygamber bir araya geldi mi zaten onlar uzaktan selamlaşıyorlardır illaki. Orada gayb alemindeki sohbetlerinin zahire çıkışı da o vesileyle olmuş oluyor. Geldiler işte sohbet, nereden geliyorsun, şuradan geliyorum, buradan geliyorum, işte Firavun'du, şöyleydi, böyleydi, konuyu anlattı. Korkma dedi, zalimlerden uzaklaştı. Bu sefer kızlardan bir tanesi babalarına dönüp diyor ki Şuayb Aleyhisselam'a, babacığım, bak dedi, biz dedi 3 tane kızız, sen de yaşlısın, burada işte tarla işleri var, kazma işleri var. Bu adam da güçlü kuvvetli bir adam. Edebi de ahlakı da çok güzel. Güvenebileceğimiz birisi. Bunu ücret mukabilinde burada tut. Şuayb aleyhisselam dönüyor şeye diyor ki Musa aleyhisselama sen diyor burada kal. Bana diyor 8 sene hizmet et. 8 sene sonra şu kızımla seni evlendireyim. Sonra istersen 2 sene daha hizmet edersin. İstemezsen etmezsin diyor. Şuayb aleyhisselam kabul ediyor. Pardon Musa aleyhisselam. 8 sene hizmet ediyor. 8 sene sonra Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla validemizle evleniyor. Evlenince oradan ayrılıyorlar. İkamet edecekleri, yaşayacakları beldeye gidiyorlar. Sonra o beldeye yerleşip çoluğa çocuğa biraz karıştıktan sonra o ağaç hikayesini görüyor. Hepimizin bildiği işte bir yanan bir şey görüyor. Diyor ki şurada diyor bir ateş görüyorum. Hanım diyor sen dur diyor gideyim bakayım belki diyor bize yarayacak bir şeyler bulurum orada diyerek böyle rivayet ediliyor. Ya da buna yakın cümlelerle. Tabi burada daha derin şeylerine bakmak lazım onu. Bu hani bir yerden ateş gördüm de dur gidelim belki bizim nimet vereceğimiz ya da bize faydası dokunacak bir şey bulurum gibi değildir de daha ağır ve daha oturaklı bir manası vardır. Neyse gidiyor orada Rabbül Alemin Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ya Musa işte ben alemlerin Rabbiyim. Seni işte peygamber olarak seçtim. Efendime söyleyeyim. Vahyi veriyor. Vahyi verince emri de beraberinde getiriyor tabi. Git diyor Firavun'a benim birliğimi senin de peygamber olduğunu ona tebliğ et. Ve ahaliye zulümden vazgeçmesi gerektiğini söyle. Ya Rabbi dedi ben nasıl tebliğ edeyim ben zaten adamdan kaçtım buralara kadar geldim şimdi tek başıma ben ona nasıl kudret getireceğim de gidip onun tahtına tacına şeyi musallat olacağım. Sen dedi merak etme ben dedi sana şimdi kuvvet de vereceğim mucize de vereceğim dedi Rabbil Alemin. Asası var Musa Aleyhisselam'ın at dedi asanı yere at da asa oldu bir ejderha tabii Musa Aleyhisselam korku. Korkma dedi, uzat dedi elini asaya, uzattı aldı, asa oldu. Elini dedi sok dedi koltuğunun altına. Soktu, bir çıkarttı, 7 beyza ışık. Tabir ettiklerine göre güneşin parlaklığından, nurundan daha sert bir ışık olduğunu rivayet ederler. Göz bakamaz, öyle kamaştırıyor. Bunlarla dedi git, ya Rabbi dedi hani çocukken elini ateşe koydu da diline götürdü ya, dili peltek kalmış o yüzden. Ya Rabbi dedi dilim de peltek. Bana dedi şey yap da dedi hani şu dilimdeki pelteklik gitsin. Anlatabileceğimi rahat anlatayım. Bir de kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Deyince o sıra tabii isteği kabul edildi. Musa Aleyhisselam'ın dili açıldı. O sıra Cebrail Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'a peygamberlik verdi ve Musa Aleyhisselam'a yardımcı olacağını da ona vahyettiler. İkisi birleştiler gittiler Firavun'un sarayına. Çaldılar kapı işte nöbetçilere. Git söyle dedi Firavun'a. Musa geldi. Allah'ın peygamberi. Deyince ne Allah'ı dedi ya şey. Nöbetçi de şaşırdı çünkü. Çünkü Rab olarak Firavun'u biliyorlar. Yıllarca millete ben yeryüzünün Rabbiyim.
İşte o gökleri idare etsin, burada benim saltanatım geçer diyerek sihirlemiş insanları ki sihrimi de dünya yaratıldığı andan itibaren kıyamete kadar. En kuvvetli sihrin zirvede olduğu tek dönemdir. Musa Aleyhisselam dönemi. Girdi içeriye Firavun'a dedi ki yav dedi böyle böyle kapıda Musa geldi. Allah'ın peygamberiymiş, Allah göndermiş onu. Böyle böyle bir şeyler diyor. Çabuk dedi onu içeri al dedi. Biz zaten onu arıyorduk dedi. Şudur budur aldılar Musa Aleyhisselam'ı içeri. Seni dedi şehirdesin dedi, böylesin dedi, baktık dedi, seni büyüttük dedi, şeyimizi verdik, emeğimizi verdik, tarlamızı verdik, onu verdik, bunu verdik, geldin adamımızı öldürdün. Nankör çıktın bize, hiç dedi konuşma dedi, çeneni yorma. Ben dedi senden tırım tırım kaçıyordum. Allah dedi bana yolda peygamberlik verdi. Git dedi ona tebliğ et dedi. Ben de geldim sana tebliğ ediyorum. Allah birdir. Bu zulümden vazgeç. Ben de onun peygamberiyim. Efendime söyledim. Ya dedi sen dedi nesin dedi. Büyücü mü oldun sen de dedi. İnanmazsan dedi gel dedi. Asayı bir attı. Bir ejderha oldu orada. Sarayın tamamı ejderhanın ağzının içinde. Firavun haftada bir çıkarmış abdeste. Saatte bir çıkar olmuş onu görünce tamam tamam demiş ama şunu durdur demiş. Sen gerçekten demiş iyi bir sihirbaz oldun. Bak dedi çıkarttı yedi Beyza'yı da gözü de aman dedi dur dedi ne yapıyorsun dedi yav dedi. Aldı Musa Aleyhisselam'ı. Onu imtihan etmek için dünyanın dört bir yanına haber saldılar. Büyük ödüller konuldu. Bütün sihirbazlar çağırtıldı. Ama bunların içinde öyle bir sihirbaz var ki sihirbazların da üstad dediği bir adam uzak diyarlardan geldiler. Bunlar katırlar yükü, develer yükü malzemelerle, halatlar, zincirler, işte bilmem neler kapıp gelmişler onlarla sihir yapacaklar. Dediler ki yav kardeşim biz bu kalabalık adam geldik buraya. Bu kadar büyücü yani acemisinden üstadlarına varana kadar bir adam için. Bari dediler şu şey başlamadan şu adamı bir görseydik iyiydi. İzin istediler. Dediler ya ne olur şu yani görüşeceğimiz, karşılaşacağımız adamı bize bir gösterin de bir görelim. Can alıcı noktası burası usta. Sırf şurayı söylemek için bu konuyu anlatayım dedim. Geldiler Musa Aleyhisselam'a. Bir de baktılar ki Musa Aleyhisselam odasında uyuyor. Asası da başında nöbet tutuyor. Bunların üstatları, arkadaşlar hiç moralinizi bozmayın. Vallahi dediler bu sihir işi değil. Sihirbaz uyudu mu, büyüsü de uyur kardeş. Adamın dedi asası başında nöbet tutuyor. Ama dedi büyük ödül var. Bir denemeye değer. Ama dedi heves yapmayın sakın. Peki dediler çıktılar meydana. İki dağın arası halatları attılar. Ejderhalar, yılanlar, bulanlar, çıyanlar. Kıyamet kopuyor. Musa Aleyhisselam yani Allah tarafından donanımlı, kuvvetli bir peygamber olmasına rağmen oradaki sihiri görünce korkarak geri adım attı. Rabbül Alemin hemen vahyetti. Dedi ki korkma. Allah'ın huzurunda bir peygambere korkmak yaraşmaz. At dedi asanı yere. Asayı bir attı yere. Olduğu gibi temizledi ortalığı. Saniye sürmedi. Sonra oradaki büyücüler amennâ bi rabbil alemin amennâ bi rabbil alemin amennâ bi rabbil alemin diyerek biz Musa'nın Rabbine iman ettik. Deyince Firavun kalktı dedi ki demek benden izin almadan ha madem öyle ben de sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Deyince onlar da hep bir ağızdan dediler ki vallahi dediler senin yüzünden Allah'ın peygamberine karşı geldik. Bir de senin yüzünden yıllarca sapıklık içinde yaşadık. En azından elimizi ayağımızı kesersin de günahımıza kefaret olur. Ve bunların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestiler. Sonra aradan asırlar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde bu amennâ bi rabbil alemin nidalarını duydu. Cebrail aleyhisselama sordu dedi ki kimdir bunlar? Bunlar Musa aleyhisselamla kapışacak olan o ana kadar din dışı, gayrimüslim, zımbazın kafir yaşayanlar bir anda yüksek sahabi konumuna gelen Musa'nın kavmidir diyerek
kıssayı bitiriyorum. Teşekkürler.